Amerikan donanmasının rutin bir eğitim görevi olarak başlayan uçuş, 6 uçağın ortadan kaybolması ve Bermuda Üçgeni denen alanın doğuşu gibi sonuçlar doğurdu. Charles Tyler tarafından yönetilen uçuş için araçlar 5 Aralık 1945 yılında Florida şehrinden yola çıktı. Hava açık ve deneyimli bir uçuş görevlisinin ekiple birlikte olmasına rağmen eğitimin 90. dakikasından itibaren pilotların dikkati dağılmaya başlar ve işaretleri algılayamazlar. Radyo yayınından gelen bilgilere göre Tyler'ın pusulası da arızalanmıştı. Kulenin geri dönüş için öğrencilere batı yönünde gitmesi tavsiyesine rağmen Tyler ekibi düzensiz bir rota üzerinde götürmeye devam etti. Sonuç olarak kulenin 5 uçakla olan bağlantısı koptu ve ekipten bir daha haber alınamadı. Bu olayda ilginç olan iki noktaya daha değinmeden geçmeyelim. Tyler ve ekibini aramaya giden kurtarma uçağı da aynı gece ortadan kayboldu. Birçok kişinin görüşü radardan çıkan uçağın havada patlamış olabileceği üzerine kurulu. Diğer ilginç nokta ise o gün Tyler'ın bu uçuşu erteleme isteğiyle alakalı. Tyler bu uçuşu eğitimini yapmamak için izin istemiş ancak donanma bu isteği reddetmiş ve Tyler bu sebeple bu eğitim uçuşunu yapmak zorunda kalmış. Erteleme isteğinin nedeni ise halen bilinmiyor.